Ayrıca yoğurdunuz bir kaşık. Kese yoğurdu demiştiniz Kese değil mi? yoğurdu. Yoğurt güzel. Evet, yoğurt güzel ama bir kaşık. Önce gözümüzü doyuracaktınız, sonra karnımızı doyuracaktık. Yani yarışma için bundan daha fazlası Dün gerekiyor doydunuz biraz. mu Gülseren Hanım? Dün de doymadık. Dün de doymadık. Dün de doymadık, önceki gün de doymadık. Önceki gün de doymadık. Doymadık. Yani sadece bugün için değil. Hayırdır inşallah bu masalarda hiç kimse doymadı. Ha, doymadık. Doymadı. Gülseren Hanım'ı doyuramadı. Üç gelin. Yani. Son iki gelin kaldı. İnşallah onda doyacaksın İnşallah Gülseren benim gelin Hanım. Doyurur sizi. Gelin zaten. Son iki gelin kaldı. Benim gelin gümbür gümbür gelir sizi tamam, doyurur inşallah. Öyle olur. Ben gelinime güveniyorum sonuna öyle kadar. Öyle mi? Evet. Herkes gelinine güveniyor herkes ama bu aynı şey değil. Tabii ki değil mi? Benim gelinim hem boylu boslu böyle dalyan gibi tuttuğunu kırmak için. Ben kendim manken. Dalyanı bırak o tarafa. Ah, İnşallah göreceğiz bakalım. Tatlı geldi. Evet, benim kızımın her haftada bir kere yaptığı tatlılardan biri. Çorba zaten dediğim gibi tarhana çorbasıydı. Ben açıkçası kendi adıma da söyleyeyim çok sevmem. Hani tattık, bıraktık. Arkadan hamur çok sert bir kiş geldi. Yemedik. Otla zaten karın doymaz. Hani otlamıyoruz. Otla doyunamadık. Arkadan sarma geldi. 4 tane sarma ve güzel değildi. Yemedik. Hani erişte de hamur olduğu için yemedik. Doymadık. Doymadık çünkü 4 tane dolmayla erişteyle, erişteyi zaten yemedik. Erişte günlük hayatımızda hemen böyle yemeksiz kaldığımız zaman yapacağımız çarçabıcacık bir yemek olduğu için ben onu hiç ana yemekten saymıyorum. Erişteden ana yemek olmaz. Tadı güzeldi ama şeyi sunumu güzel değildi. Sunumunu ya ana yemek olunca dolu dolu verecekti böyle ya da onu ana yemek yerine koymayacaktı. Tadını beğendim ama şeyini beğenmedim. Tabakları almadan tatlı getirdin. Hemen alıyorum. Çok bekletmek istemedim açıkçası. Tabakları götüreceğim gibi getirdim. Ama önce tabakları almalıydım. Gelinimizin servisi çok yavaştı aslında. Ama bu masadaki hararet bazı kayınvalidelerin bunu gözden kaçırmasına sebep oldu. Daha sonrasında hani biraz daha hızlandırabilmek adına boşu hani alıp doluyla gelmeyi tercih etti. Bence olabilir. Gelin yemek tabaklarımızı toplamadan kiminin yemek tabağını aldı, kimininkini almadı. Kiminin tatlısını getirdi, kiminin tabağını taşıdı. Böyle bir kargaşa yaşandı. Brownie kurabiyesi tatlımız bugün. Bunu bilir misiniz? Benzet Hanım biliyormuş, yaparım ben dedi. Evet, sık. Ben yapıyorum. Başka gerçekten. Diğerleri biliyor mu hanımlar? Ben benim kızım yapıyor, hep yapıyor. Ben bunu yapmadım tatlı da. Olarak değil de kurabiye olarak biliyordum. Yani zaten brownie kurabiye. Adı üstünde de kurabiye. Şerbetli kurabiye. Öyle dedi zaten, menüde de öyle diyor. Yani evet, menüde de öyle kurabiye diyor zaten. Menüde farklı bir şey söylemedik. Kuru yersen kurabiye, tatlı yersen tatlı. Tatlı şerbetli kayarsan tatlı ama sonuçta. Evet, evet. Yani şerbetli bakacağız tatlı. Bakacağız. Olsaydı bir baklava ne güzel olurdu. Baklava mı? Şahzade abla şimdi de baklava diyor. Kuyruk ya baklava. Ne yapıyorsun Ebru Hanım ya? Yani zahmetsiz. Ya sen 15 yaşında gelmişsin tatlı. 60 yaşına. Bu yayla baklavayı ne yapacaksın sen Allah'ını seversen ya? Onlar beni ayakta tutuyor hayatım. Onlar ayakta tutar mı seni? Hemen hastalanmayayım. Belli hastalanmadın. Allah'ım yarabbim, tatlımı da yemeden kapattın ağzımı. Ne oldu Gülseren Hanım, bir şey diyordunuz demin. Çok zahmetsiz. Aa. Çok zahmetli bir şey değil yani. Nereden biliyorsunuz? Çünkü yapıyoruz. Ha, yapıyorsunuz. Tabii. Zahmetsiz diyorlar şimdi de. 5 dakikada ya benim kızım böyle çat kapı gelen misafire şimdi yaptı. Biraz su alabilir miyim? Soda tatlı istedim, yetmedim bari su ver. Soda mı istedin? Evet. Soda istemiş. Su ver, su ver. Tamam, su ver. Portakal su istedikleri için portakal suyunu. Evet, ben senden soda istedim. Ne zaman istedin sodayı da biz aynen, duymadık. Aynen, istemiyorum dedi. Daha sonra şey yapamadım. Evet, ben içmem dedi sonra. Sonra da soda şey ister misiniz dedim yalnız tekrardan. Bak evet, onları içmem, içmem çünkü şekerim var benim. Hayır, hayır, vazgeçtim. Ama sodadan soda da vazgeçtim. Dedim getir. Hayır, geçmedim, hayır. Gözün hayır. Dün benim yemeklerim hani pişmememişte takılmıştınız. Size galiba travma yaratmış. Bunda çatır çatır yanmış. Altına baksanıza. Yanmış neresi mı? Yanmış? Neresi yanmış? Bakın hani. Çatır çatır mı? Buyurun. Altı simsiyah yanmış. Hayır bakın, bakın neresi siyah? Hepsi bakın yanmış. Yani altı simsiyah yanmış. Herkesinki öyle. Yanık mı Zuhal Hanım? Bakayım sizinkileri evet göremiyor. Evet. Ha, hayır. Altı. Yapmayın Allah aşkına bakın. Yanık tadı geliyor mu ağzınıza hanımefendi? Zaten yanık tadı o, aldığım için çevirip de baktım ne yer olmuş dolayı diye. Hayır. Ha, aldınız mı yanık tadı? Zaten o yüzden çevirdim. Baştan hani niye bir baktım ama güzelmiş dedim ama bir yanık hayır, tadı geldi. Bakın. Evet benimki ikisi de evet yanık. Şöyle göstereyim mi? Evet, senin ikisi de şöyle bayağı ikisini de göstereyim kamerada. Evet, bana travma gelmedi etkisi yarattığı için olmuş olabilir. Evet. Ben sizde çok fazla yarattığım için. Evet, çiğ. Yok, evet çiğ. Hepsi çiğdi. Evet, kabul edin. Hepsi çiğdi. Hepsi pişmemişti ve çok kötüydü diyeyim. Evet, yani keşke o kadar etkilemeseydik de siz de yakmasaydınız. En azından bizimkiler beğendi. Yani beğenildi.
tamam yanmış olabilir, hafiften bir tanesi yanmış olabilir, o da size denk gelmiş. İşte dediğiniz gibi travma yaratmış. Vallahi sizde. Vallahi hafiften değil ya, bende iki tane var, ikisi de bayağı yanmış. Başkalarına denk bayağı gelmiş yanmış. Ki. Yani bizdekiler ablanınki yanık de değil. Ablanınki de bayağı yanmış, kendi çevirdi gördü. Ama üstü kızarmadı, altı nasıl evet, yanmış? Evet, altı nasıl yanıyor biz onu anlamıyoruz. Yani üstü kızarmadan altı nasıl yanabiliyor? E şimdi onu siz bileceksiniz, ben nereden bileyim o nasıl olduğunu? O dibe denk i̇şte gelen buyurun. Tarafı olmuştur, size yani denk buyurun. Gelmiş. Bakın, bizde bir tanesi yanık değil. Bak hayatım bak. Yani hani bakın mesela bu kadar yakından bakın. Veriyorum hani mantık yok, olarak diyorum. Üzeri kızarmadı çünkü altı yanmış ama. Ben de evet, şaşırdım evet, şu anda. Evet yanmış. Yani evet. Üzeri de kızarırdı hani çok tutmuş olsaydım. Yanmış mı Gülseren Hanım? Evet yanmış abi. Mebruke Hanım yanmış mı? Yani bölüm bölüm yanmış herhalde. Tepsinin ortasına yani. Gelen yandı herhalde. Herhalde. Kenarlarındaki yanmamış herhalde. Olabilir. Bak tadı benim nasıl? Bir tanesine tadı güzel. Yanık da altı, bir tanesi yanık değildi. Yani yanık hiç olmayanı üzeri yedim. Çok kızarmadığı için hiç aklıma da gelmedi. Acaba altı yanmış mıdır diye bakma. Yani benim yediklerimde yok kızar, hani yanık bir şekilde, o yüzden diyorum yani ben anlamadım bakın. Benimkinde yanık tadı yok. Evet benimkinde de yok yani yok, ben anlamıyorum. Anladım. Yanık kokusu ben yok ama altı anladım. Ha görüntü olarak evet. Mezzet Hanım'ınki siyah görünüyor. Evet doğru. Ama kakaodan fazla yoğun kakao olduğu için Zuhal Hanım yani. Ama benimkinin altı da öyle yanmamış mesela. Evet benimkinin de öyle değil. Sizinki bakın. Galiba. Aha şöyle işte yanık. Yani bayağı yanmış. Hem de bayağı yanmış. Yanık tadı hem de ikisi de yani ikisini de. Aldım da yanık tadı aldığım için çevirdim diyor. Evet. Olmamış mı tatlı? Peki şerbeti anlamadım. Nasıl olmuş sence? Şerbeti? Şerbeti de az olmuş değil mi? Şerbeti altı, de evet. Evet altında bak evet. Şurası güzel vallahi şerbeti sizin almış. Sizin hamur tatlınızdan iyidir yine Meziyet Hanım. Kusura bakmayın herkesin önüne hamur tatlıyı vallahi getirdiniz ki, koydunuz. Benimki pişmemişti. Sizinki de yanmış evet. Aradaki fark ne o zaman? Olabilir ama tadı güzel en azından yiyebiliyoruz. Sizinkini yiyebildik bizimkini mi? Bizimkini de yedik. Hayır ben gayet hiç yedik yani bizimki de yemiyordu. Kimse yemedi sizin tatlınızı. Hiç kimse yemedi tatlınızı. Herkes aynı şeyi söyledi ve pişmemişti. Anne bırakıldı. Ya sizin için önemli olan hani bir yiyip yememek mi? O evet, çiğse, yiyip yememek bakın, önemli tabii ki de. Çiğse, bakın herkes yedi. Bakın, herkes de aynı şeyi söylüyor. Gülsün yanık tadı almadık diyor. O ama çiğse, sizinki... Bu da yanmış. Hayır sizinki daha gelmeden zaten yok. Belliydi ve yenmedi diyorum. Bakın anlayabiliyor musunuz? Ya olabilir. Anlayabiliyor ama bu da musunuz? Yanmış. Tamam o da size denk yanmış. Gelmiş. Hani az önce bana dediniz ya travma yani bize yaratmıştır denk belki. Bence bana denk gelmedi. Siz de travma yaratmıştır. Neyse ağlığı rahatsız ediyoruz burada. Bağlamak. Aynen yok, siz de travma yarattığı için evet. Olmuştur. Kusura bakmayın. İyi misin Mebruke teyze? İyiyim. Sussalar iyiyim. Beğenen var mı tatlıyı? Bana onu söyleyin. Yok bana mu? Çok kıvamı tatlı yapıcı bir tatlı geldi. Biraz evet. Şerbeti az olmuş. Mı? Az olmuş. Bence şerbeti güzel. Bence şerbeti altı olsaydı bayardı. Evet. Dediğim gibi hiç yok, güzel gelmedi. Sadece altı birazcık oranın. Benimkinde evet, yok. Evet, zaten benimkinde de yok. Da. Aynen benimkinde dediğim de soruyor. Dediğim gibi üzeri hiç kızarmadı. Yok, yok, hiç altına güzel. Bakmak hiç aklıma gelmedi. Yani üzerinin kızarmayıp altının yanacağını hiç tahmin edemedi. Biraz altı gitmiş doğru ama evet. Tadı güzel yani. Benimkinde zaten öyle yanık bir şeydi. O taraf tersi gelmiş. Peki. Evet yine tansiyonu yüksek bir sofradaydık. Bakalım puanlar nasıl olacak? Buyurun açık oylamadayız. Altına yanmış dediler ama bence gayet iyi. Yani üzeri yanmamış çünkü fazla da tutmadım. Eğer fazla tutsaydım üzeri de yanık olurdu. Ya büyük ihtimalle kakaodan kaynaklı. Meziyet Hanım'ın çok yüksek puan vereceğini zannetmiyorum. Bir de ana yemekte 4 tane dolma koyduğum için erişte olduğu için yanında sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ama bence tatlım güzeldi. Altları yanmış dediler ama dediğim gibi çok da tutmadım. Üzeri kızarmadı çünkü. Benim yemeklerim bence lezzetli olduğuna inanıyorum. Meziyet Hanım'dan 3 puan bekliyorum. Annem 3 puan verdiği için büyük ihtimalle o da bana karşılık olarak düşük bir puan verecek. Bence yemeklerime en az 6 puan verilmesi gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.